Evet değerli takipçilerimiz, Cep Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konusu, hani uzun süredir sosyal medya hesaplarımızdan da yapıyoruz, bir hashtag, Çorlu'dan vekil istiyoruz diye. Özellikle bu konuyla ilgili, neden Çorlu'dan vekil istiyoruz? Tabii benim ayrıca bir pozitif ayrımcılığım var. Bir kadın aday, özellikle seçilebileceği yerden, tüm partilerden bir kadın aday da beklediğimin özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, ben de tabii senin girişinden sonra öncelikle arkadaki fotoğrafın bir Çorlu fotoğrafı olduğunu belirtelim. Çekene de teşekkür ediyoruz. Neden Çorlu'dan milletvekili istiyoruz? Yani Tekirdağ milletvekili var, 7 tane var. İşte ağırlıkla 6 tanesi merkez ilçe Süvanpaşa'da ikamet ediyor. Bir jandarmam Çorlu'da ikamet ediyordu. O da önümüzdeki dönem tekrar aday olmayacağını açıkladı. Neden Çorlu'dan milletvekili istiyoruz? Onun açıklamasını yapacağız bu programda. Yani şu da konuşuluyor, ya ben her yerin milletvekiliyim. Doğru, aslında kanunlara baktığımız zaman milletvekilleri milletin vekili. Yani il ayrımı yok. İstanbul'un da vekili, Ankara'nın da vekili, Kayseri'nin de vekili, ne bileyim ben Yozgat'ın da vekili. Dolayısıyla milletvekili adı üzerinde her ne kadar illere şey yapsa da ayrılsa da Türkiye'nin vatandaşı milletvekili. Tabii öncelikle milletvekili dağılımı nasıl yapılıyor ona bakalım. Şimdi Ercan Bey, ben burada bir araya girmek istiyorum. Tekirdağ'ın 2022 sonuçlarına göre nüfusu 1.142.000. Türkiye'de sıralamada da 20. il oluyor. Çorlu'muzun nüfusu da yine 2022'ye göre 290.155. Geçtiğimiz 27. dönemde Tekirdağ'ın 7 milletvekili vardı. 28. dönem seçimlerinde 2023'te de bu rakam 8'e yükseldi. Neye göre belirleniyor illerin milletvekili sayıları? Biz mesela neden bir tane arttık? Evet, tam ben de onu anlatacaktım. Bunu araştırdım internetten. Tabii 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu var. Bu kanunun 4. maddesine göre şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili var. Öncelikle her ile bir milletvekili, kanun gereği her ile bir milletvekili düşüyor. Dolayısıyla 81 ilimiz var. 81 milletvekili düştükten sonra geriye 519 milletvekili kalıyor. Bu 519 milletvekili de il nüfus sayılarına göre bölünüyor. Bu bölümden Tekirdağ'ın nüfusu da bu sene arttığından dolayı 7'den 8'e çıktı. Tabii benim hatırladığım kadarıyla bir dönem dar bölgeye çok konuşuldu. İşte öyle bir şey olsaydı Tekirdağ'ın da ilçeleri arasında bir bölgelendirme yapıp belki de işte Çorlu Çerkezköy istikametinde bir vekil ya da işte 8 vekilin 3'ü 4'ü bölünecekti. Tabii biz neden milletvekili istiyoruz? Bunun çeşitli gerekçeleri var. Onlara da biraz sonra değineceğiz. Tabii milletvekilinin görevlerini de aslında bilmek lazım. Bunu daha önceki programlarda gündeme taşımıştık. Milletvekilinin görevi kanun yapmak, kanunları düzenlemek, yeni kanunlar çıkartmak. Dolayısıyla sadece bizim değil, aslında sadece Çorlu'nun sorunu değil bu. Bizim gibi bazı ilçeler var. Mesela Alanya var. Alanya'da aynı sorun var. Mersin, Tarsus var. Balıkesir, evet. Bandırma var. Bu gibi şehirlerde de o ilçelerde, yani nüfusu fazla olan, hatta il merkezinden nüfusu fazla olan ilçelerde aynı sıkıntılar var. Bunun tabii birçok sebebi var. Neden milletvekili istiyoruz? Bu gibi ilçelerin birçoğu istiyor. Yanılmıyorsam Türkiye genelinde 20-25 civarında nüfusu 200 binin üzerinde bu ilçelerin. Az önce sene belirttiğin gibi Çorlu'nun tek başına nüfusu 290 bin. Bu neden kaynaklanıyor? Sanayi şehriyiz. Sanayi ile beraber aşırı göç geliyor. Obez büyüme geliyor. Göçle beraber nüfus tabii ki artıyor. Nüfus artınca birçok sorun çıkıyor. İşte okul sorunu çıkıyor. İmar sorunu, inşaat sorunu, sanayileşme, çevre sorunu. Birçok sorunlar çıktığı için biz diyoruz ki bu şekilde olmuyor. Muhakkak Çorlu'dan bir milletvekili olması lazım. Belki de her partiden bir milletvekili olması lazım. Az önce belirttiğim gibi bu sadece Çorlu'nun sorunu değil. Dolayısıyla bu milletvekili seçim kanununun değişmesi lazım. O zaman istersen arka yansıyı değiştirelim. Tekirdağ'ın nüfusu ve şöyle coğrafi konumunu birazcık Tekirdağ'dan bahsedelim. Arkadaki haritayı değiştirdik. Tabii siyasilerin ve milletvekillerinin, hatta belediye başkanlarının birçok konuşmalarında Tekirdağ 3 ana bölüme ayrılıyor. Ben şöyle sarıyla işaretledim. Sahil şeridi, Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmara Ereğlisi daha çok turizme yönelik. Marmara Denizi'nde kıyısı olduğu için tarihiyle, işte şehrin güzellikleriyle, belki limanlarıyla denize yönelik hem sportif hem turizm amaçlı tabii
tabii ki tarım destekli 3 ana ilçe var. Yeşille işaretlediğim ilçeler ise Hayrabolu, Malkara ve Muratlı. Ağırlıkla tarım üzerine ilçeler. Ekonomisi tarım üzerine ağırlıkla. İşte sütçülük var, buğday var. Her türlü tarımın yetiştiği bir coğrafya. Yine bizim yaşadığımız şehir ve yukarıya doğru koyu sarıyla işaretlemiş olduğum Çorlu, Ergene, Kapaklı, Çerkezköy ve sarayın bir bölümü de sanayi ağırlıklı. Bunu herkes biliyor. Bu bölgede inanmıyorsam 14 tane organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla Tekirdağ'ın aslında 3 ana sosyoekonomik yapısı var ve buna göre de sorunları var. Yani bugün Tekirdağ Merkez Süleyhanpaşa ya da Şarköy'ün sorunlarıyla Kapaklı'nın, Ergene'nin sorunları aynı değil. Malkara'nın, Hayrabolu'nun sorunlarıyla Süleyhanpaşa'nın sorunları aynı değil. Bundan dolayı biz diyoruz ki milletvekilleri, yani bir dönem denenmiş dar bölge sistemi olsa idi, belki de işte Kapaklı, Ergene, Çorlu'dan bir 3 milletvekili, belki işte Süleyhanpaşa, Şarköy, Marmara ilisinin sorunları çünkü çok farklı. Az önce ne dedik? Milletvekilinin görevi sorunları, kanundan doğan sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek, kanun teklifi verecek ve bu sorunların giderilmesini sağlayacak. Belki yatırım isteyecek. Dolayısıyla Ergene, Kapaklı, Saray, Çerkezköy, Çorlu'nun sorunları farklı. Süleyhanpaşa, Şarköy, Marmara ilisinin daha farklı. Tabii ki Malkara, Hayrabolu, Muratlı'nın daha farklı sorunları olduğundan dolayı biz diyoruz ki, biraz sonra sen de değineceksindir, merkez ilçe Süleyhanpaşa'da yaşamakla Kapaklı'da yaşamak, Ergene'de yaşamak, Çerkezköy'de yaşamak çok farklı. Belki Hayrabolu'da yaşamak çok farklı. Herhalde sen bir şeyler söyleyeceksin. Tabii biz bu konuda bir de hashtag yaptık sosyal medya hesaplarımızdan. Benim adayım Çorlu'dan diye. Ercan da dediği gibi neden Çorlu'dan aday istiyoruz? Burada uyuyacak, burada kalkacak. Sabah kalktığında o bizim aldığımız o pis bir koku var. İşte dere kokusu, sanayi kokusu, baca kokusu. O kokuyu bir içine çekecek. Ondan sonra okul sorunumuz var. Onu birebir burada yaşayacak. Trafik sorunumuz var. Sabah kalktığında o trafiğe o da takılacak. Biz o yüzden Çorlu'dan vekil istiyoruz. Evet, az önce dediğim gibi bu belki Türkiye'nin birçok ilçesinde aynı sıkıntı. Bandırma'dakiler de aynı düşünüyor. Balıkesir'in en büyük ilçesi. Yakından gidip geldiğimiz için biliyoruz. Belki Tarsus aynı şekilde. Ne bileyim Alanya aynı şekilde. Yani ilçelerin sorunlarıyla il merkezlerinin sorunları aynı değil. Aslında idari yönetimde de sıkıntı var. Yani vali, aslında biraz sonra konuşmamız gereken, sadece milletvekili istemekle iş bitmiyor. Çorlu, Ergene, Kapaklı, illa Çorlu'dan olması şart değil. Çerkezköy'de olabilir. Yani bunun altını çizelim. Çünkü Çerkezköy'ün sorunları ve Çorlu'nun sorunları aynı benzerlik gösteriyor. Sanayileşme, aşırı göç. Aşırı göçle beraber hep aynı şeyleri söylüyoruz. Sen de söyledin, okul, hastane, trafik, çevre kirliliği, hava kirliliği, bunlar aynı sorun. Aynı şeyleri söyleyeceğim ama merkez ilçe Süleyhanpaşa'da uyumakla gece olduğunda, tabii ki Çorlu'da uyumak, Çorlu'da, Ergene'de, Kapaklı'da, özellikle Ergene'de gece uyuma arasında dağlar kadar fark var. Düne kadar diyorduk ki ben bir de pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bir tane de lütfen tüm partilere rica ediyorum buradan. Kadın adayı istiyoruz. Kadın adayları da lütfen seçilecek yerlere koyarsanız çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, ben bir de müsaade edersen hemen arkadaki fotoğrafı değiştireyim. İlçelerin nüfuslarına bir bakalım. Aynen. Tabii belki Tekirdağ'ı kuzey ve güney diye ikiye ayırdığımızda, yani ilçelerin nüfuslarına baktığımız zaman gördüğün gibi bir tarafta 752 binlik bir nüfus var. Bir tarafta da 400 binlik evet, nüfus 400. var. İstersen ilçe nüfuslarını bir okuyalım. Takipçilerimiz okuyabiliyor mu bilemiyorum. Ben hemen öyle üstten geçeyim. Süleymanpaşa 215 bin. Malkara 50 bin. Süratlarını okumuyorum. Şarköy 33 bin. Hayrabolu 30 bin. Muratlı 30 bin. Marmara Ereğlisi 29 bin. Yani toplamı 390 bin. Gelelim kahverengi olarak şeritlemiş Ercan Bey o bölümü. Orada da Çorlu 290 bin. Çerkezköy 206 bin. Kapaklı 137 bin. Ergene 67 bin. Saray 50 bin. Toplamı da 752 bine denk geliyor. Toplam nüfusta Tekirdağ bir genelleme olarak, genel olarak alırsak 1 milyon 142 bin. Sınırına dayanmış. Ama senin yaptığın açıklamalar çok mantıklı Ercan Bey. Sanayi olan bir yerle normal tarım olan bir yer arasında bir uçurum var. Yani çevre kirliliği, işte diğer sorunlar, trafik farklı olduğu için bu bölgeden, doğru söylüyorsun, yani kahverengiyle şeritlediğimiz bölgeden, bölgeli temsilen bir milletvekilinin çıkması
temennimiz. Ama biz tabii hastalarımızda söylediğimiz üzere bizim adayımız Çorlu'dan diye biz boşuna demiyoruz. Ya şöyle de düşünebiliriz. Ben daha geniş düşünüyorum. İlle Çorlu olmasından ziyade Ergene de olabilir, Çerkezköy de olabilir, Kapaklı da olabilir. Yani oralarda, bu şehirlerde yaşıyor olması çok önemli. 8 milletvekili varsa bunun 4'ü zaten nüfuslara baktığımız zaman, az önce milletvekillerinin neye göre belirlendiği kanuna baktığımız zaman da nüfus sayılarına göre diyor, illere bölüyor. Böyle iller var ki mesela bugün Çorlu'nun nüfusu 290 bin diyoruz. 60-70. Sırada yerleşim yeri olarak Türkiye'de. Onun önünde evet 70-80 tane daha ilçe var. Belki yanılmıyorsam 23-25 tane il merkezinden daha büyük bir şehirde yaşıyoruz. Hep aynı sıkıntı. Sorunlar çok büyük. Çözüm üretecek kişiler yok. Bu tabii ki idari yapısı da belki il olması lazım Çorlu'nun. Bu da çok konuşuluyor. Ama şunu bir tamamlayayım. Evet. Büyük şehir olduğu için hadi diyoruz, ona belki şu anda gerek yok ama muhakkak Çorlu'nun il olması durumunda valiyle beraber, valilik çok önemli idari makamda. Tekirdağ'ın turizmiyle ilgilenen bir idari yönetimin Kapaklı'nın, Çerkezköy'ün sanayi ağırlıklı sorunlarıyla ilgilenmesi maalesef çok realiteye uymuyor. Uymuyor. Şimdi mesela İlham Özcan Aygun, Faik Öztürk, işte Candan Yücel, bu tarafta Mustafa Yel, Mustafa Şentop hocamız, Çiğdem Goncuk, hepsi Süleymanpaşa'da. Şimdi geçen gün hani kıskanmıyorum, yani kıskançlıktan değil, sadece ilgimi çektiği için. Mesela Süleymanpaşa'da bir gazetenin yıl dönümünü giderek kutluyorlar. Bize gelmiyorlar. Neden? Biz gazeteci değil miyiz? Yani biz farklı bir cumhuriyette miyiz? Farklı bir şehirde miyiz? Biz de gazeteci. Onun yılını gidip kutlayabiliyor ama bizim yılımızı buraya gelip kutlayamıyor. Bu en küçük bir örnek. Ya tabii nüfus hızla artınca sorunlar büyüyor. Evet. Belki bu dediğinde bu da önemli. Herkes kendi mahallesinden olsun istiyor ki, kendi apartmanından olsun istiyor. Bu mahalle yani, Ercan Bey, Çorlu 11 ilçenin en fazla nüfusuna sahip bir yer olduğu için ama biz inatla Çorlu'dan istiyoruz. Sonuçta bunun Tekirdağ'ın 3 ana sosyoekonomik yapısı var. Yayının başında söyledim. Bir tanesi turizm, bir tanesi tarım, en önemlisi de sanayi. Bunların sorunları farklı, bunların çözüm yolları farklı. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa'da yaşayan bir milletvekili Kapaklı'nın, Ergene'nin sorunlarıyla ilgilenmesi birazcık realite dışı oluyor. Hep söylüyoruz, o havayı koklamıyorsan, o trafiğe takılmıyorsan, o sanayideki işçinin sorununu bilmiyorsan, işçi servisi, ya en basitinden işçi servislerinin düzenlenmesi kanunla yapılıyor bazı şeyler. Evet. Okul sorunu. Yani şimdi Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa'daki bir okul sayısıyla, oradaki sınıflardaki öğrenci sayısıyla, özellikle Kapaklı'da aşırı göz. En çok büyüyen ilçemiz Çerkezköy, Kapaklı, sonra Çorlu. Her yıl belki de en fazla büyüyen ilçeler, hızla sorunlar büyüyor. Dolayısıyla bu milletvekili belirlenmesinde, sıralamasında, evet hep saygı duyuyoruz. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa. Ama sadece merkezi Süleymanpaşa diye bütün birinci sıralar orada, il başkanlıkları orada, vali orada. Artık bu yüzyılda realiteye uymuyor. Bunu uydurmamız lazım. İşin sonucu Çorlu olabilir. Biz Çorlu diye yaşadığımız için Çorlu'dan bir hashtag açtık da Çerkezköy'deki gazeteciler oradan açabilirler. Tabii. Ama esas sonuç sanayi şehriyle turizm şehri farklıdır. Turizm şehriyle de tarım şehri farklıdır. Şehirlerin sorunları farklı olduğu için, bir de şey gibi değil, bizim şehrimiz bütünleşmiş şehir değil. Şimdi İstanbul'da da nüfusu 1 milyona yaklanan ilçeler var. İşte Bağcılar, ne bileyim ben, Bakırköy. Arasında bir şey yok. Herhangi bir coğrafi ayrışma yok. Şehirler birbirine geçmiş. Ankara, ayırt edemezsin. Ne bileyim ben, işte Eskişehir, Bursa, Bursa'yı ayırt edemezsin. Ama bizim Süleymanpaşa merkezle Çorlu arası 40 kilometre ve arada yaklaşık 35 kilometrelik tarım arazileri var. Herhangi bir bağlantımız yok. Trafik bağlantımız yok. Bulvarımız yok. Altyapı bağlantısı yok. Hepsinin ayrı ayrı bağlantıları olduğu için aslında büyükşehir kanunu bile bizim gibi şehirlere çok yaramadı. Özellikle büyük ilçeler burada çok mağdur oldu. Bunun tekrar düzeltilmesinden yanayız. Bir de ikinci bir konu, şimdi adayımız Çorlu'dan, tamam Çorlu'dan adayımız oldu. Eğer Çorlu'da oturuyor olması da sade yetmiyor. Tabii ki milletvekili bütün milletin vekili. Onu bir kez daha altını çizelim. Ama Çorlu'da oturuyorsa Çorlu'nun sorunlarıyla yakinen ilgilenecek. İktidardaysa kanun teklifi yapacak, kanunları değiştirecek, yatırım alacak. Muhalefetteyse sık sık sorargesi verecek.
Vermediler mi? Verdiler ama yetersiz. Dolayısıyla Çorlu'dan, Ergene'den, Kapaklı'dan muhakkak seçilebilecek sıralarda milletvekillerinin olması gerekiyor. Evet. Mesela yine bir sorun var, onu da belirteyim. Emniyet, asayiş, uyuşturucu, yani sadece okul, trafik, hava kirliliği de bitmiyor. Çorlu'da yaşayan, Kapaklı'da yaşayan bir milletvekili evine giderken uyuşturucudan yolda bayılmış çocukları görürse, trafiğe çok takılırsa, arka sokaklarda insanlar birbirini bıçaklıyor, bunlara şahit olursa soru önergesi vermesi ya da kanun teklifi vermesi ya da bakandan bununla ilgili yatırım istemesi çok daha kolay. Bugüne kadar hatta şöyle durum oluyor. Merkezi hükümetten 20 tane ambulans geliyor. 10 tanesi Tekirdağ, Süvanpaşa'ya, ondan sonra geri kalanı diğer ilçelere dağıtılıyor. Orada da büyük adaletsizlik var. Nüfusa göre olmuyor. Nüfusa göre olmuyor. Merkez ilçe olmasa bile her şey oraya gidiyor. Valilik neredeyse, ki aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi için geçerli. Büyükşehir'de maalesef bu dağıtımı adaletli yapmıyor. Bunun çok siyasetle de alakası yok. Bizim şehrimizde evet merkezi hükümet AK Partili. Sonuçta biliyoruz ki işte valiler zaten hep AK Parti'ye yakın. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye'miz var. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partili Çorlu'da yatırımlarını maalesef adaletli yapmıyor. Hepsi merkez ilçeye gidiyor. Milletvekilleri hep merkez ilçeden seçiliyor. Orada ikamet eden. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Özür dilerim biraz unutuyorum ama bu insani bir duygudur. Yani sizin çocuğunuzun akşam eve geldiğinde ya da eşiniz şikayeti ister istemez, eğer bir aile reisiyseniz, erkekseniz, karınızın, eşinizin, çocuğunuzun şikayeti, örnek veriyorum ya baba bizim okul çok kalabalık dediğinde, o çocuğun şikayeti milletvekili için en önemli şikayet. Eğer Süvanpaşa'da yaşıyorsa o ona şikayeti eşi ve çocukları, yakın akrabaları tarafından iletilir. Şunu diyebilir ya işte beyim, eşim neyse ya çok trafikte sıkıştık, ne bileyim ben böyle trafik mi olur? Ne olacak? O zaman trafik polisi tayin ediliyor. Ya da ne bileyim alt geçitler, üst geçitler i̇şte geliyor. O yüzden Çorlu'dan istiyorum. O yüzden yaşayan şehirlerde olması lazım. Kanun da zaten nüfusa göre belirlemiş. Önümüzdeki dönem 8 olacak Tekirdağ'ın milletvekili sayısı. 8 milletvekilinin evet 4 tanesi Süleymanpaşa, ne bileyim Şarköy, Malkara coğrafyasından olabilir. Diğer 4 tanesinin de bu coğrafyada. Bu nasıl olacak onu bilemiyorum. Tabii ki hadi birinci sıraları Tekirdağ merkez ve o coğrafya dedik. İkinci sıraları da bütün siyasi partilerin, gene söylüyorum illaki Çorlu diye bir iddiamız yok. Yaşadığımız şehir olduğu için Çorlu istiyoruz. İşte benim için Çerkezköy'de olabilir, Kapaklı'da olabilir. Çünkü sorunlar aynı. Tabii şunu da bekliyorum. Daha sonra da Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı'nın il statüsüne geçilmesiyle ilgili bir kanun teklifi vermesi lazım. Evet. Bu seçilecek milletvekillerinin. O yüzden ben şimdi bugün itibariyle Çorlu'daki milletvekili adaylarını destekliyoruz. Ama onlardan da bir söz istiyorum. Seçildikleri takdirde Çorlu'nun il yapılmasıyla ilgili şimdiden söz vermeleri lazım. Gerekli çalışmayı yapması lazım. Ya kanun teklifi verecek milletvekili olur olmaz onu bilemem. Yani tabii ki kanun kabul edilmesi için hükümetin onayını lazım. Ne bileyim komisyonların onayı lazım. Meclisin onayı lazım. Orayı aşar aşamaz bilemem. Ama biz geçtiğimiz dönemde hem Sayın İlham Özcan Aygün'e, Sayın Candan Yüceğer'e, Sayın Mustafa Yel'e Çorlu'nun il yapılmasıyla ilgili tekliflerimiz oldu. Maalesef veremediler. Neden veremediler? Çünkü Süvanpaşa'da yaşıyorlar. Süvanpaşa'nın kamuoyuna bunu anlatamazlar diye olmadı. Çorlu'dan bir milletvekilimiz olursa, Çorlu'da ikamet eden, Çorlu'nun il yapılmasıyla ilgili herhalde ilk işi bu olur. Meclise gittiğinde, seçildiğinde Çorlu'nun il yapılmasıyla ilgili kanun teklifini verir. Ha sonuç alır alamaz onu bilemem. En önemlisi de bu. Bunun için biz Çorlu'dan milletvekili istiyoruz. Evet, bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan altta geçen sponsorlarımıza da ben bir teşekkür etmek istiyorum. Çorlu Travel Seyahat Ajantası, Aysaç Mühendislik, Volkan Grubu Ford, Zen Gayrimenkul, Sosyetik Çiçekçilik, Lebiderya Restoran, Altınsaray Mobilya, TRT Reklam, Gündem Organizasyon, Pera Dil Akademisi, İstanbul Çorba ve Emek Sana da çok teşekkürler. Ben bizi izlediğiniz için hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben de bu yayının sonunda bu işin sadece Çorlu'yla değil, Çorlu gibi büyük ilçelerin hepsinin ortak sorunu olduğunu belirtmek istiyorum. Yayının içinde de söyledim. Tarsus'un, Bandırma'nın, Alanya'nın, Türkiye'de böyle benzer yaklaşık 20 civarında ilçe var. Bütün ilçelerin sorunları aynı. Yerleşim yerlerinin nüfus sayıları çok arttığı için diyorlar ki milletvekili bizim ilçemizden de çıkması gerekiyor.
Ben de benim adayım Şorlu'dan diyerek kapatıyorum. Vallahi bence anlattık Ercan Bey. Şu arkadaki resme bakar mısın? İşte burası Çorlu. Biz buradan vekil istiyoruz. Yani resme bak. O resim bile anlatıyor yani bizim nerede yaşadığımızı. Yani yayını çok uzatmak istemiyorum. Tabii Çorlu'dan vekil çıkınca o da gereğini yapması gerekiyor. Yani tamam Çorlu'da oturuyor da hiçbir şey yapamadıktan sonra da bir kıymeti yok. Yapar inşallah. Bu kadar destekliyoruz vallahi. Ercan dediği gibi yani en önceki amaç Çorlu'nun il yapılabilmesi, il statüsüne kavuşabilmesi inşallah diyelim. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.